Selam arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün günlerden 3 Mart ve sonunda en nihayetinde Hollanda'da güneş var. Güneş kıyafetlerimi, ruhumu, bedenimi, her yerimi yakıyor ve gerçekten güneş olduğu için çok mutluyuz. Son birkaç gündür de evimizin etrafında yürüyüşe çıkıyorduk ve genel olarak bisiklet sürüyorduk. Dün yürüyüş yaparken de bu çiftliği keşfettik. Burada domuz var, inek var, tavuk var, her şey var. Çok güzel bir kafesi var. Aynı zamanda burada peynir üretiyorlar ve doğal ürünlerin satıldığı da ufak bir mini market var. Size bunların hepsini göstereceğiz. Sonunda spring geldi buraya, sonunda bahar geldi. Evet sevgili arkadaşlar, yeminle size güneşte videoyu çekebilmeyi o kadar özlemişim ki gerçekten kelimelerle anlatamıyorum. Şimdi ilk olarak bu çiftliğin dışındaki inek heykeliyle, gördüğünüz gibi yılan derili inek heykeli yapmışlar buraya. Bayağı büyük bu arada. Şuradan tam görünüyor mu? Bir göstereyim onu. Evet, gördüğünüz gibi. Bu arada çiftliği de bir şöyle göstereyim. Çiftlik gerçekten mükemmel. Bu arada bir koku geliyor. İşte bu domuzlar, inekler, tavukların pislikleriyle ilgili. Ama birazdan içeriği göstereceğim size. İçerisi de çok temiz. Muhtemelen Anastasia ile konuşurken şöyle düşündük. Burada çok fazla kural vardır. O yüzden burası gerçekten çok temiz. Arkamda da burada şeyleri biriktiriyorlar galiba. Bu hayvan pisliklerini biriktiriyorlar. Ne bunlar? Bunların ne olduğunu bilmiyorum. Ama burayı da bir göstereyim size. Şimdi size kocaman kocaman Hollanda ineklerini göstereyim. Merhaba inekler. Hollanda inekleri bunlar. Bir saldırır mı acaba? Aa, saldırmadı. Seviyorum. Tatlıymış ha. Üzgünüm ama seni yiyecekler inek. Özür dilerim ama bunu söylemek istemezdim. Çok özür dilerim senden. Geçen buraya geldiğimizde, dün daha doğrusu buraya geldiğimizde domuzlara ve ineklere yem veriyorlardı. Eğer o saati yakalayabilirsem gerçekten çok güzel olacak. Harika ya. Ha, domuz. Domuz. Oğlum telefon düşmesin de en kötü şey olur. Valla bu domuzlar telefonu bile yerler ha. Burası hiç kokmuyor bu arada. O beni bayağı şaşırttı. Buradan yemleri döküyorlar buraya. Sonra da yemleri ıslıyorlar. Bilmiyorum neden öyle yapıyorlar. Evet, şimdi tam bu çiftliğin ortasındayız. Bakın insanları görüyorsunuz. Tam arkamda bir tane kafe var. Herkes oradan kahvesini, birasını, kahvaltısını alıyor. Domuzları göstereyim. Domuzlar ne kadar pismiş ya gerçekten. Bakın böyle çamurda. Zaten domuz çamuru ve pisliği severmiş, öyle diyorlar. Böyle devam ediyoruz bakalım. Şimdi size kafeyi göstereceğim. Çocuklara bakın ne kadar güzel koşuyorlar. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz arkadaşlar. Bu selfie çubuğunu da çok sevdim. Video çekmek o kadar rahat oluyor ki. Anastasia'yı da görmüyorum, ondan da sürekli bir şeyler talep etmiyorum. Kendi kendime böyle yürüyorum. Evet, diyeceksiniz ki ne oldu, niye içeride video çekmedin? Size kafeyi göstermeyi çok istemiştim. Ama Hollandalıların genel olarak, yani haklılar da biraz aslında. Sonuçta içeri girip böyle herkesi çekmem, onların iznini almadan bunu yapmam genellikle doğru olmaz. O yüzden o da dedi ki içeride çok fazla kişi var, kafenin içini çekmesen güzel olur. Çünkü onlardan da gidip izin almamız gerekiyor dedi. Haklı mı haklı? Haklı mı haklı? Ama bir YouTuber olarak bu durum beni üzüyor mu? Üzüyor. O da haklı, ben de haklıyım. Ama o daha çok haklı. Çünkü sonuçta son kararı o verecek. O yüzden ben de şimdi Anastasia sipariş verirken en azından Anastasia'yı çekeceğim. Şöyle ufacık bir göstereyim yine içeriği. Evet, gene de YouTuber'lık görevimizi yerine getiriyoruz yani. Evet, şimdi Anastasia siparişini verirken ben de en azından onu çekme yetkimi olduğu için onu çekebiliyorum. Siparişini versin bakalım. Bu arada burada mesela böyle kekler var. Ev yapımı kruvasanlar falan var. Bunların hepsi tamamen burada yapılıyormuş. Yani genel olarak buradaki ürünlerin çoğu aslında çiftlikte ne varsa o ürünlerle üretiliyormuş. Evet sevgili arkadaşlar, Anastasia siparişini verirken ben de size biraz etrafı göstereyim. Ya böyle bir zenginlik evimizin etrafında varmış. Ne kadar güzel ya. Beni gerçekten o kadar mutlu etti ki. Dün de buraya geldik. Havuç kek yedik. İki tane de kahve içtik. Buraya artık havada bu kadar güzelken bayılıyorum bu havaya. Havayı o kadar özlemişim ki. Bunu Hollanda'da yaşamayan anlamaz arkadaşlar. Öyle bir güneş. Vuruyor ki kıyafetlerime. Kıyafetlerim sıcacık. Sıcağı çok özlemişim gerçekten. Mont giymekten sıkıldım. Mont giymekten çok sıkılmıştım. Şimdi şuraya bir gidelim bakalım. Bir tavukları size göstereyim. Evet. Bu arada ek bir bilgi vereceğim size. Normalde biz mesela buranın bir Türk olarak, bir Türk ve bir Rus olarak hatta ne kadar gelirinin giderinin olabileceğini aşağı yukarı bir hesaplamaya çalıştık. Normalde standart gelir giderlerle buranın ayakta kalması çok zor. Ve şunu da biliyoruz bu arada. Devlet çiftçilere çok fazla yardım yapıyormuş. Bu da gerçekten çok değerli bir bilgi. Yoksa burasının yani bineği yetiştirmek bilmiyorum. 3 sene falan herhalde.
Yani tam bilgim olmasa da böyle bir hesap yaptığımızda burasının aslında çok kâr etmeyen bir işletme olduğunu aşağı yukarı anlayabiliyoruz ama yani devletin de çiftçilere çok fazla yardım yaptığını da bizzat biliyorum bunu ve çok kişiden de duydum aslında. Bir tavukları göstereyim size. Evet, Hollanda inekleri gibi Hollanda tavukları da var. Hani bunların bir farkı yok. Bakın ama ne kadar tertemiz. Detaylara bakın bak. Ne kadar tertemiz gerçekten. Çok şaşırtıcı. Beni çok şaşırtmıştı buranın bu kadar temiz olması. Aslında çok büyük bir çiftlik değil. Yani çok fazla hayvan da yok. Beklediğimden az yani. Ama bir şekilde demek ki ayakta duruyor. Kafeyle, sattıkları peynirlerle. Aa, bu arada size peynirleri de göstereceğim. Bir şekilde demek ki ayakta duruyorlar. Aa, şunun rengi farklıymış. Bu tavuğu çekelim. Size şimdi buradaki inekleri göstereyim. Kaç tane inek var acaba burada? Bir 30-35 tane var. Ne kadar temiz ve düzenli. Bakın samanları üste koymuşlar böyle. İnekler de burada. Hollanda inekleri. Şimdi size bir de buranın peynir kısmını göstereceğim. Tabii ki de ineklerden süt ve peynir de üretiyorlar. Burada ne kadar süre bekletiyorlar acaba bunları? Hiç bilgim yok. Belki biriyle konuşursam size bilgiler verebilirim. Peynirlerin güzelliğini görüyorsunuz. Yukarıdaki bu onun altındaki hepsi birbirinden farklı peynir bu arada. Aynı raftakiler aslında aynı çeşit peynir. Şimdi bir girişe doğru gidelim. Girişte size bisiklet park alanını falan göstereceğim. Tertemiz ya her yer. Burada gördüğünüz gibi bisiklet park alanları da var. Zaten buraya önce bisikletle gelinir. Tek tüklü arabalar vardı. Buraya insanlar bisikletlerini de park etmişler. Abi şu bisikletlere çok bayılıyorum ya. Böyle çocukları içeri koyuyorlar, sürüyorlar. Çok tatlı. Hoi hoi. Yeni bir kelime öğrendim bu arada. Hoi. Kibar ve tatlı bir şekilde merhaba demekmiş. Evet, domuzları bir daha göstereyim. Sanırım bugün sürekli size etrafı göstereceğim böyle. İnanılmaz keyiflendim. Çok güzel oldu. Güneş de var. Böyle insanlar aileleriyle de gelmiş. Nasıl keyiflendim size anlatamam. Çok keyifliyim şu an. Evet, Anastasia'yı arayalım bakalım. Anastasia siparişi vermişti. Evet, orada oturuyor. Benim montum da orada. Montumu bir kaybetmiştim. Bir Anastasia'nın yanına gideyim bakayım ne sipariş etmiş. Evet sevgili arkadaşlar, maalesef çok kötü bir şey oldu. Our phone is broken. Telefonumuz video çekerken maalesef nazara denk geldi. Herkesi gizli gizli çekmeye çalışırken karma döndü dolaştı bizi buldu ve... Karma is karma, you know? It always catches you. Evet, karma döndü dolaştı. İnsanları gizli gizli çekersen sonuç olarak başımıza bu geldi ve telefonun ekranı kırıldı. Yapacak bir şey yok. Nazar, moral bozmaya hiç gerek yok. Tamir ettiririz bir ara. En azından ekranın büyük bir kısmı çalışıyor. Ve Anastasia'nın telefonu kırıldı bir de. Hani bir... It's not Anastasia's phone, so it's not a problem. Anastasia da diyor ki, benim telefon ya, senin için bir problem yok falan diyor ama tabii ki de destek olacağım. Çünkü sonuçta ben kırdım aslında ekranı. Video çekerken telefon bir anda lak diye düştü. So our bro just came. Mine is Gouda cheese, which is produced in this farm house pasta. And bread is cooked by farmer's wife. That's like, it's written in menu. And Dennis has a brody with sausages. It's also all produced here. So for all together, with coffee, we paid 28 euro. And I should say that sandwich, like this butter brod is really very delicious. I like it. Hmm? Şimdi biraz önce siparişleri vermiştik. 2 tane sandviç, 2 tane de latte sipariş etmiştik. Sandviçlerin bir tanesini beğendik, bir tanesini hiç beğenmedik. Doğruya doğru yani, hakkında vermek lazım. Tamam, ürünlerin hepsi doğal ama yani sandviçi de biraz güzel hazırlayın. Sandviç, hamburgerde de böyle bir prensip var ya. Ne kadar hazırlarsanız hazırlayın, ne kadar malzemesi bol olursa olsun sandviç de hamburgerde yenilebilir olmalı. Sandviçin en güzel kısımları aslında aşağı düştü. O yüzden biraz moralim bozuldu aslında ama yapacak bir şey yok. Sonra biraz doymadık tabii. O yüzden ekstra bir şeyler söylemek istedik. Şimdi burada bir kruvasan var. Bunun kruvasanla uzaktan yakından en ufak bir alakası ve ilgisi yok. O yüzden buraya gelirseniz, bilmiyorum buraya gelir misiniz ama yine de link olarak Google Maps lokasyonunu koyacağım aslında. Ama kruvasan falan da sipariş etmeyeyim. Latteler güzel. Latteler neden güzel? Çünkü sütler bizzat burada üretildiği için latte harbiden güzel. Hakkını yemem yani. Onun dışında bir de ek olarak şöyle bir elma turtası söyledik. Anastasia elma turtasını genel olarak çok seviyor. Normalde burada havuç kek var. Havuç kek efsane. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Dün yemiştik.
Ama erkenden bitmiş. Tabii üzerinde böyle güzel bir krema falan olunca hemen bitirmişler maalesef. Evet, size söylediğim marketin oraya geldik. Şimdi içeri gireceğiz ve buradaki peynirleri, satılan tüm ürünleri, doğal tüm ürünlerin hepsini göstereceğiz. Gelin içeri girelim şimdi. Mesela bir salatalığın bir tanesi kaç paraymış? Buraya gelmeyin, burayı beğenmedim. Burası bana sevmemi gelmedi. Bir salatalık, I think it's per stack, right? Per piece. Per one. Evet, bir tanesinin fiyatı 2.30'muş. O yüzden genel olarak burasının fiyat performansı hoşuma gitmedi. Yani bunu da samimi bir şekilde söylüyorum ama yine de hani böyle doğal ürünlerin olması, burada muhtemelen bu sosların da hepsi yukarıdakilerin de doğaldır. Genellikle doğal ürünlerin olması hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Aa, sarımsak mı bu? Sarımsak ucuzmuş ama. Sarımsağın bu kadar ne kadar? 1.20. Yani sarımsağın fiyatı normal. Domatese bakalım. Domatesin 100 gramı 1 euroymuş. Şimdi bunun hesabını bilmiyorum vallahi. Bunun hesabını genel olarak bilmiyorum. Pahalı mı ucuz mu? Aa, burada şeyler de varmış. Şaraplar da varmış. Ve they have wine here. Bu arada eğer buraya gelirseniz bira da içebilirsiniz. Bir kere biz bira içmiştik. Biralar hani Belçika'dan falan geliyor gerçekten. Yemeklerle falan güzel oluyor. Biraları iyi. Ona kefilim yani. Onu söyleyebilirim. Onun dışında şimdi bir et kısmı var tabii ki de doğal olarak. Et kısmını bir göstereceğim. Böyle her türlü eti bulabilirsiniz burada. Aa, bu arada en enteresan şeylerden bir tanesini göstereceğim. Burada buranın sütüyle yapılmış dondurmalar da var. Bu mesela manguluymuş. Evet. Sınırsız burada etler de bulabiliyorsunuz. Fiyatları ne kadar? Mesela şunun bir tanesinin fiyatı 4.40'mış. Şey yazıyor mu bu? Detayı yazıyor mu? Kilosu 17.95 ama ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Ama bio diye geçiyor işte bu ürünlerin hepsi. O yüzden şeyi anlamıyorum sadece. Yani tamam biraz pahalı olması normal olabilir. Organik falan da marketten bile daha pahalı olması bana biraz enteresan geliyor. Sanki genel olarak fiyatlar biraz yüksek. Çiftlik yumurtasının bir tanesi 48 centmiş. Normalde 25 cent, 30 cent yumurta bulabilirsiniz. Yumurtayı çok tükettiğimiz için piyasasına hakimim. Yani iyi mi olur kötü mü olur bilmiyorum. 48 centmiş genel olarak. Yumurtaları da şöyle göstereyim. Cem Yılmaz'ın bir reklam vardı ya, boka bula bunları, boka bula diyor. Bunlar böyle olmaz, köy yumurta pırıl pırıl. Bunları birazcık bokla, bu nedir ya? Onun gibi boka bulanmış bir durumda. Genel olarak yumurtalar böyle. Bak peynirleri kefilim. Peynir almıştık bir kere. Peynirler mükemmel. Markettekilerden çok daha güzel. Peynirlerin de fiyatı mesela ne kadarmış? 25 euro. Başka bir şeyler görebiliyor muyum? Yani 20 euro, 25 euro, 30 euro o civarlarda değişiyor peynirin kilosu. Geçen hardallı bir peynir almıştık. Baya baya hoşumuza gitti. Yani keyifli bir şekilde yedik. Peynirlerine de kefilim genel olarak. Evet, şimdi bizim Ferrari'yi bir bulalım. Bizim Ferrari'yi de. Zil çaldı. Artık size veda etme vakti geldi. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, genel olarak da videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek vermeyi lütfen unutmayın. Bu benim için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ciao ciao. Start. Selam arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Kruvasan gerçekten kruvasanla en uzaktan yakından alakası yok. Olsa this is not kruvasan at all.